Manevi bakım dünyada ve Türkiye'de çok yeni bir alan. Çünkü bu konular ihtiyaçlarla da alakalı. İhtiyaçlar arttıkça takım uygulamalar ve yönelimler artmakta. Tabii niye bu noktada manevi bakım ifadesi geçmiş? Çünkü yani psikolojinin ve psikiyatrinin veya bir takım sosyal hizmetlerin elinde olan hastalıklar yani din kavramıyla biraz barışık değildi bize kadar. Dolayısıyla maneviyat kelimesi biraz daha arayı bulan bir kelime gibi geliyor. Yani dini bakımdan ziyade manevi bakım. Bu noktada dinle maneviyatı belki ayıranlar var. Bazı mesela mümin biri için maneviyat dinin içindedir. Fakat maneviyatı önemseyen ya da ateist biri için maneviyat önemlidir. Dinden de bu maneviyata destek veren daha ahlaki değerler kısmı biraz daha önemlidir. Burada şurayı görüyorsunuz mesela. Burası maneviyat alanı. İşte müzik, resim, spor, sanatsal aktiviteler. Bunlar daha çok maneviyatı temsil ediyor. Dinde de daha çok işte ibadetler, dini ritüeller. Ama bunların ortak kesişim kümesi de işte daha çok değerler oluyor. Bu daha çok literatüre göre konuşuyorum. Çünkü yani mümin biri için müzik, resim, sanatsal aktiviteler müspet olduğu sürece bunlar bireyin maneviyatını temsil ediyor. Ama bir ateist biri için düşündüğümüzde bu kişinin maneviyatı var mıdır? Evet, belki ibadet etmiyordur ama o kişi için, benim için diyor, müzik diyor hayatımın anlamı diyor. Benim için diyor çok manevi bir şey diyor. Veya sanatsal aktiviteler veya resim yapıyor veya kendini spora adamış. Bu sporu kendisinin manevi bir anlam alanı olarak görüyor. Dolayısıyla her insanın bir maneviyatı vardır. Bu insan dindar olsun veya olmasın, her insanın da dolayısıyla manevi ihtiyaçları vardır. Her manevi ihtiyacı olan insanın da manevi bakıma da keza ihtiyacı var. Dolayısıyla siz eğer bir takım becerileri edindiyseniz, manevi bakım becerilerini, bir ateist birine bile manevi bakım yapabilirsiniz. Buradan başlamak istiyorum. Tabii din bireyin hem biz burada tabii hastalar risalesi bağlamında ele alacağımız için tabii mümin birine göre eşi ele alacağız. Din bireyin hem içsel süreçlerine hem de dışsal süreçlerine bakım yapmakta. Dolayısıyla bizim maneviyat kavramından anladığımız dindir. İçsel süreçler biraz daha kişinin maneviyatını temsil ederken dışsal süreçler biraz daha kurumsal dini ifade etmekte. Dolayısıyla maneviyat veya manevi bakım bireyin daha içsel süreçlerine bakım yapmaktır. Dindeki dışsal süreçler biraz daha destek boyutunda. Daha mesela bilgi verme, kişinin ibadetleri konusunda yardımcı olma, daha dışsal süreçler biraz daha kurumsal dinle alakalı. Maneviyat daha çok kişinin istek, ihtiyaç ve beklentileriyle alakalı. Kişinin ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri üzerinden siz kişinin değerler alanını belirlersiniz. Çünkü bir bireyin bir konuda bir ihtiyacı varsa o bireyin o ihtiyacının giderilmesi o kişi için anlamlı hale gelmektedir. Bir kişi için anlamlı hale gelen şeyi hayatının amacı haline getirir ve hayatının amacı haline gelen şey o kişinin için değerli hale gelir ve değerler alanı böylelikle belirlenir. Yani ihtiyaç, anlam, amaç ve değer dörtlüsünü beraber düşündüğümüzde aslında maneviyatı daha iyi anlayabiliriz. Çünkü malumunuz maneviyat mana kelimesinden gelmektedir. Yani bir şeye anlam yüklemek, anlamlı olmak. Anlamlılık da en başta özellikle hastalıkların ortaya çıkardığı bir takım özgün ihtiyaçlar vardır. Bu özgün ihtiyaçlar kişi için bir takım anlam, amaç ve değer üçlüsünü doğurur. Dolayısıyla bu çerçevede bakım hizmetlerine ve bakım sürecine bakmak gerekir. Şimdi burada bakım ve destek, manevi bakım ve manevi destek kavramları da bazen karıştırılabiliyor. Manevi bakım bireyin daha çok ruhsal, içsel süreçlerine bakım yaparken manevi destek daha dışsal. Yani birini mesela manevi bakımda care ifadesi geçer. İngilizcesinden bahsedersek daha böyle antibiyotik gibidir, daha onarıcıdır. Ama manevi destek daha kürdür. Daha böyle mesela vitamin gibidir. Yani olmasa da olur ama
özellikle hastalar boyutunda söylüyorum. Kişinin bir takım ihtiyaçları, sabır veya bir takım tahammül boyutunda zorlandığı, başa çıkmaya çalıştığı durumlar varken siz kişiye vitamin yerine antibiyotik vermeniz gerekir ki o kişi ayakta durabilsin, iyileşebilsin. Dolayısıyla manevi bakım özellikle hastalığın şiddetlendiği zamanlarda manevi destekten daha önemli hale gelmektedir. Destek biraz daha kültürle, kurumsal dinle, milli değerlerle alakalıdır ama bakım ise daha çok içsel süreçlerle ve manevi değerlerle alakalıdır. Tabii bu noktada bakım becerileri de söz konusu. Çünkü bu herkesin yapabileceği bir iş değil, bir takım beceriler gerekiyor. Duygusal zeka gerekiyor. Emotional quality dediğimiz duygusal zeka gerekiyor. Yani herkes, yani bilişsel becerileri çok iyi olan, bu konuda çok okuyan, çok bilgisi olan insanlar manevi bakım yapabilir diyemeyiz. Çünkü bu çok ayrı bir zekadır. Yani kişilerin ruh dünyasına inebilmek, onu yakalamak ve orada bir dönüşümü sağlayabilmek, bu çok özel beceriler gerektirmekte ve bunu siz bir kişinin manevi bakım becerilerini bir anketle veya bir şeyle çözemezsiniz. Süreçte ancak görebilirsiniz. Dolayısıyla herkes manevi destek yapabilir belli bir eğitimden sonra. Herkes manevi bakım yapar diyemem. Çünkü empati gibi, iletişim gibi veya etkin dinleme gibi bir takım beceriler doğuştan gelen Allah vergisi bir şeydir. Yani gerçekten biri bir saat laf anlatır ama biri gelir iki cümle, belki buna ihlas da diyebilirsiniz, bir şey söyler ama o kişinin ruh dünyasında tesir eder ve ruhuna bakım yapar. Ruhunu onarır. Dolayısıyla manevi bakımı ve manevi desteği bu şekilde ayırabiliriz. Mesela manevi bakımı psikologlar yapabilir, psikiyatristler yapabilir, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları yapabilir ama dediğim gibi kişinin dinine ve manevi dünyasına saygı duyması ve bir takım becerilere sahip olması gerekir. Ama manevi desteği bir psikolog yapar diyemem. Çünkü onun bir takım dini eğitimden geçmesi lazım. İlahiyat eğitiminden veya en azından dini bir altyapısının olması lazım. Çünkü orada belki ibadetlerle alakalı, dinle alakalı bir takım sorular soracaklar. Ve siz bu noktada o kişiye destek olmanız lazım. Hasta bireyi beden, zihin ve ruh olarak bir bütün olarak düşündüğümüzde hastalar risalesi hastalığı hem anlamlandırarak zihne destek veriyor hem de imani değerlerle ruha bakım yapıyor diyebiliriz. Bu noktada hastalar risalesi çerçevesinde baktığımızda 25 devanın hepsi hem manevi bakımdır hem de manevi destektir. Çünkü manevi bakımda ve manevi desteği dört boyutta ele alabiliriz. Birincisi zorluklarla başa çıkmadır. En önemli tema. Burada da en önemli değer sabırdır. Yine değerler boyutuna gelecek olursak. Manevi bakımda malumunuz en önemli iki değer geçen gündeki birlikteliğimizde de ifade etmiştik. Biri sabır, diğeri de şükürdür. Burada zorluklarla başa çıkma daha çok sabır değerine tekabül ediyor. Sabır burada tabii ana odaklanmadadır. Geçmiş, gelecek ve an diye bir üçlü bir tasnif yaptığımızda sabır daha çok ana odaklanmaktadır. Burada tabii sabrın içerisinde önemli bir kavram var. Üstad da İhsan Nur'da çokça zikreder ve üstünde durur. Tahammül diye bir kavram var. Tahammül biraz daha geçmişi ve geleceği ana taşıyarak onu yüklenmektir. Tabii ki bu biraz daha negatif bir süreç gibi görünüyor. Fakat sabırla biz bunu ana olayı ana taşıyarak ve bütün gücümüzü bugün de bilerek sabır kuvvetiyle ancak bunları aşabiliriz. Gerçi bu olayı, bu süreci herkes bu şekilde %100 hani bütün gücünü ana odaklayamayabiliyor. Çünkü hastalıklar bireyin başa çıkma becerilerini çok zorluyor ve illaki geçmiş ve geleceği düşünüyoruz. Dolayısıyla bireyi tamamen tahammülden, ya, hamallıktan çıkıp tamamen sabra odaklanamayabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda yine hastalar risalesi çerçevesinde düşündüğümüzde Said Nursi Hazretleri hem geçmiş ve hem de gelecekle ilgili bu tahammül sürecine de bakım yapıyor. İşte geçmişten getirilen üzüntülere ve gelecekle ilgili endişelere bir sürü dona getirerek bu süreçlerle başa çıkma becerileri kazandırıyor kişiye. Bunları mesela işte öfkeyle başa toparlayabilir çıkma... Toparlayabilir miyiz? İsa Bey toparlayabilir miyiz?
Toparlayalım mı? Süremiz dolmak üzere. Tamamdır. Tamamdır. yani ölüm korkusuyla başa çıkma, geleceğe yönelik belirsizlik düşünceleriyle, kaygıyla, kontrol kaybıyla başa çıkma süreçleriyle. Diğer boyutta anlamlandırma, bu daha çok şifre karşılık geliyor. Kişinin içinde bulunduğu durumda memnun olması. Buna psikolojik iyi oluş da diyebiliriz. Üçüncüsü de daha dışsal boyut. Bu nedir? Sosyal ve manevi destektir. Dördüncüsü de bütün bu süreci bütünleyen Allah'a bağlanmadır. Bu ateist için belki evrene bağlanma, doğaya bağlanma olabilir. Onun da maneviyeti o şekildedir ama mümin birey için yaratana bağlanma, Allah'a bağlanma ile bütün bu süreç tamamlanmış olur.